Zagor, cesaret örneği. Alay sancağını yerlilerden almak için yola çıkan Zagor ve Walter, ikinci Shawnee grubuyla karşılaşırlar. Ne var ki Zagor'un ölümsüzlüğüne inanmayan yerli şefi, Kızıl Savaşçı onu yaralar. Bu olay üzerine Walter tüm cesaretini toplayıp yerlilerle savaşa girişir. Çekin ellerinizi, çekin uğursuzlar. Alçaklar. Lanet olsun, mavi ceketli yaralı hayvan gibi dövüşüyor. Yahe. Derin çok kalınmış. Ama bu işini bitirir. Tanrılar adına gebertin o köpeği. Yahe. Hay aksi. Şimdi ne yapacaksın bakalım beyaz asker? Şu anda durumun hiç de iyi sayılmaz, değil mi? Tüfeğe karşı balta. Birçok kez ateş edilen bir tüfeğe karşı sadece balta. Evet, durumunun zor olduğunu kabul etmek gerek. Oysa asker, mavi ceketli kardeşlerin halkımın savaşçılarıyla yıllardır bu koşullarda savaştılar. Hay Allah. Geber kızıl suratlı. Ha 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 ha. Gördün mü? Tüfeğe karşı baltayla dövüşmek çok kötü bir yöntem. Şimdi dövüşü olmayan uzun bir yolculuğa çıkmaya hazırlan. Az önce öldürdüğün adamların intikam istiyorlar. İntikamlarını alacağım. Hem de seni yavaş yavaş ve zalimce öldürerek. Yavaş yavaş. Ve zalimce. Ahyak! Zagor! Ahyak! Zagor! Pö! Baltalı ilahı öldürdüğünü nasıl düşünebildin? Kudretli tanrılar, sen yaşıyor musun? Beni ne bununla ne de başka bir silahla asla öldüremezsin. Çünkü Zagor Tenay ölümsüzdür. Unutma bunu. Çok büyük laflar ediyorsun Zagor. Ama neyse ki yarandan akan kan sözlerini yalanlıyor. Yahe! Hay Allah, çok inatçı adamsın. Ama bu hayatına mal olacak. Haydi bir kez daha dene. Kan yine kan çıktı. Zagor Tenay. Ruh olarak fazla kanın var. Geber.
Bir an sonra Zagor ayağa kalktığında bitti. Ah yok! Walter, Walter. Zagor, Tanrı'ya şükür demek rüya değilmiş. Gerçekten yaşıyorsun. Öyle perişan bir durumda olsam da henüz ölmedim. Ama ne yazık ki senin de durumun berbat. Berbat mı? Benim işim bitti artık Zagor. Ne saçma. Senin gibi genç bir subaydan böyle sözler mi duyacaktım? Vücudunda sadece iki delik var. Ormandaki şifalı otlarla ilk tedavini yaparsam büyük sorun çıkarmazlar. Ben yokken şuna göz kulak oluver. Onu karşında görürsem belki iyileşmene yardımcı olur. Bayrak, başardık demek. Sen yardım etmeseydin şu anda ben de ölmüş olacaktım. Büyütüyorsun Zagor. Biz değil Walter. Sen başardın. Aslanlar gibi dövüştün. Ben parmağımı dahi oynatmasaydım eminim sen yine... Zagor, orada arkanda biri var. Vay canına, ah yok. Çabuk çık oradan, yoksa seni, hay Allah, acı bana, kudretli baltalıyla. Büyücü sen ha, bana kötülük yapma Zagor, olanlarda benim suçum yok. Red Warrior'a engel olmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama o inançsız bir adamdı ve biliyorum, Kızılderili kardeşim. Ve bu yüzden de seni serbest bırakıyorum. Böylece ormanda ve dağlarda yaşayan öteki kabilelere gidebilirsin. Onlara tanık olduğun olayları ve ölümsüz baltalı ilah Zagor'un düşmanlarını nasıl yendiğini anlatırsın. Bu dediğini mutlaka yapacağım Zagor. Manitu seni kutsasın, düşmanlarına karşı güçlü yenik düşenlere karşı daha iyi kalplisin. Darkwood halkı senden daha saygın bir başkan bulamaz. Haydi git artık. Elveda Zagor. Elveda. Bir süre sonra Braveri Kalesi'nde de olağanüstü bir hava göze çarpıyordu. Siviller bayramlık giysilerini, askerler tören üniformalarını giymişlerdi. Her yer neşe doluydu. Bütün bunlar alay sancağının kaleye geri getirilişi onuruna kutlanan bayram günü simgeliyordu. Herkes gözü özellikle Albay Madenbrock'un yiğitçe çarpışan genç oğlundaydı. Ha ha ha, şuraya bak Zagor, bizim delikanlı günün kahramanı oldu. Ha 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 ha, bütün kızlar onunla dans edebilmek için can atıyorlar. Kalede oturan herkes önümüzdeki günler için onu
evine davet ediyor. Öyle diyecek yok doğrusu. Walter çok bilgi topladı. Bunda senin de payın var. Yok canım, ben sadece Walter'de gizli kalmış bazı yeteneklerin ortaya çıkmasına yardımcı oldum. Bayan Kitty, sizinle dans etmek büyük bir zevk oldu. Oh, Temen, o zevk bana ait. Güzel bir parti değil mi Teğmen? Hayatımın en eğlenceli günü bu sayın albayım. Acaba sizinle birkaç dakika için özel konuşabilir miyim? Elbette, neden olmasın? İsterseniz büroma gidelim. Pekala, ben sizi baş başa bırakayım. Aksine Zagor, eğer sen de bizimle gelirsen sevinirim. Sen de gel Çuko, artık hepimiz iyi dostuz. Bundan sonra sizden gizleyecek sırlarımın olması için bir neden yok. Bize gösterdiğin içtenliğe teşekkürler ama ben, yani biz öyle sanıyoruz ki, rica ediyorum Zagor. Pekala Walter, geliyoruz. O halde beni izleyin beyler. Birkaç dakika sonra Albay Madame Brock'un bürosunda. Eğer benimle konuşmak istediğin konu geçen geceki firarla ilgili ise için rahat etsin evlat. Bütün garnizon seninle ve yaptıklarınla gurur duyuyor. Zagor'un attığı yumrukların hala izlerini taşıyan nöbetçi bile seni bağışlamaya hazır. Bense her şeyin üstüne bir sünger çekmek ve gelecekte mesleğini etkileyecek bu olayı unutmak niyetindeyim. Teşekkürler baba ama konuşmak istediğim bu değil. He he he, öyleyse çıkar baklayı ağzından. Seni dinliyorum. Peki, öyle anlıyorum ki bayrağı getirmem ve bu uğurda yaptıklarım hakkındaki kuşkularını yok etti. Doğru mu? Doğru evlat, sürekli bir erkeksin. Şu resimlerden gururla seni seyreden tüm Madame Brooklar gibi gerçek bir askersin. Bu nefis Fransız şarabından ikram edebilir miyim baba? Elbette oğlum. Bugün büyük bir bayram. Hiçbir şeye itiraz etmeyeceğim. Buyurun. Sen de al Zagor. Sağlığınıza dostlarım. Sağlığımıza. Geleceğinin şerefine Walter, şerefe. Güzel. Sence artık ne mermilerden ne de oklardan korkmadığımı kanıtladım sayılır, doğru mu? Harika. O halde bunu içim rahat olarak sunabilirim sana. Fakat nedir bu? Ben sana daha önce de vermek fırsatını bulduğum bir şey baba. Ordudan istifa dilekçem. Ne? Hay Allah. Karamba, karambita, yine başladık. İstifa dilekçen mi? Hayır, olamaz. Ben şimdi aklımı oynatacağım. O Tanrım, fena oluyorum. Kalbim, ölüyorum, haplarım.
Haplarımı verin çabuk şurada. Telaşlanma baba, bu kez kalbine hiçbir şey olmaz, korkma. O meşhur haplarını az önce içtiğin şarabın içine koymuştum. Onun için bu krizi de kolaylıkla atlatacağına eminim. İki gün sonra. Sen bir yaşlı gezginim, dolaşırım gündüz gece. En sevdiğim şeye gelince düşünmeden hemen söylerim. Oo, işte Haş'in şarkılarına başladı yine. Sevimlidir küçük evim, perdeleri çiçekli basmadan. Ne işkence amma da berbat sesi var. Ama bana sorarsanız mutfağıdır asıl gönlümde yatan. Hey, atlılar geliyor. He he he. İster misin bizi dost doğru Dartford Town'a götürecek post arabası olsun? Sanmıyorum sevgili fıçım. Bana kalırsa bu duyduğumuz sesler tek bir ata ait ve vay canına şu gelene bak. Karamba karambita. Selam dostlarım. Merhaba Walter. İşler yolunda mı? Ha ha ha. Hem de nasıl. Hele o üniformayı çıkardıktan sonra. Peki ya baban? Önce sinirden revirde ne kadar ilaç varsa hepsini yuttu. Ama sonunda fikrimi kabul etti ve beni iş yerimde beni görmeye geleceğine söz verdi. Mükemmel. O halde sana tekrar iyi şanslar dilerim. Sana da iyi şanslar Zagor ve candan teşekkürler. Bu zor durumdan vicdanım rahat olarak kurtulmamı sadece sana borçluyum. Hoşça kal Çiko. Senin de şansın açık olsun. Güle güle Teğmen Madam Brook. Şey affedersin yani Bay Madam Brook demek istedim. Ha ha ha. Ha ha ha. Hoşça kalın dostlarım. Elveda. Sevimli bir genç değil mi? Öyle, onu bir daha göremeyeceğime üzülüyorum. Ah yok! Yolun açık olsun delikanlı. Güle güle. Ah yok! Ben yaşlı bir gezginim, dolaşırım gündüz gece. Hay Allah, yine başladı zavallı kulaklarım. Bu maceranın sonu.